Gerçekten namaz kılmayanın nesi vardır? Yani bir Müslüman eğer namazsız bir hayat geçirmişse mizana ne koyacak? Ya namazsızlık şu demek değil mi? Zerreden şemse kadar bütün mahlukata hükmeden, bizi yaratan, yaşatan, rızıklandıran Allah'a isyan etmek değil mi? Ve günde 5 kere isyan etmek değil mi? Bize bu kadar nimet veren Allah'ın bu nimetlerine karşı küfranı nimette bulunmak değil mi? Namaz dinin direğidir diyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne ehemmiyet vermemek değil mi? Şirkle iman arasında namazın terki vardır diyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne değer vermemek değil mi? Peki bir ömrü böyle geçiren bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kıymeti var mıdır? Yoktur. O yüzden Rabbim hepimize namaz borcu olmadan kabre girmeyi nasip etsin. Ya şöyle bir düşünün. Belki buradaki kardeşlerimiz arasında da namazında tembellik yapanlar vardır. Nefislerine bir sorsunlar. Neden namaz kılmıyorlar? Zor olduğu için mi? Ya milyonlarca insan kılıyor. Yapamayacağını mı düşünüyorsun? O yüzden mi kılmıyorsun? 8-10 yaşındaki çocuklar namazı aksatmıyorlar. İşte ağır işte mi çalışıyorsun? İşin içerisinde vakit mi bulamıyorsun? Hasta mısın? Niye kılmıyorsun? En zor şartlarda çalışanlar namazı kılıyorlar. Ya eli ayağı olmayan kardeşlerimiz var, videolarda görmüşsünüzdür. Ya onlar namazlarını aksatmıyorlar. Ya ne ağır şartlarda olanlar namazlarını aksatmıyorlar. Ya ölüm döşeğinde olan dedeler var, görmüşsünüzdür. Ya böyle zar zor elini oynatıyor, abdest almaya çalışıyor. İmayla olsa o namazı kılıyor. Yataktan çıkamıyor, namazı kılıyor. Ya sen görüyorsun, duyuyorsun, elin var, ayağın var. Her gün nefes alıyorsun. Cenab-ı Hak sana bu kadar nimet vermiş. Bu kulları da görüyorsun. Ya nasıl namazı terk ediyorsun? Biz namaz kılmak için bu dünyaya gelmedik mi? Rabbimiz ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurmuyor mu? Yani insanın bu dünyaya gönderilmesinin, hikmetinin, gayesinin önce Cenab-ı Hakk'ı tanımak, İman etmek, sonra ibadet etmek olduğunu bize bildirmiyor mu? Bildiriyor. Ya biz bunun için dünyaya gelmişiz. Biz bu vazifeyi yapmadan, namazı kılmadan bütün dünyanın sultanı olsak ne olacak? Bütün şu İstanbul bizim olsa, Azrail şu an gelse ne kıymeti var? 1000 sene yaşadın, ferahlık içinde yaşadın, bolluk içinde yaşadın, bütün dünyada senin ama namazın yok, Azrail gelmiş. Ne faydası var, ne kıymeti var? İnsan kendi nefsine bu soruları sormalı bazen. Ya bizim kat'i senedimiz yok ki, yarına kadar kalacağız, gelecek seneye kadar kalacağız. Bilmiyoruz yani, şu koltuktan kalkabileceğim mi ben bilmiyorum. Gelip gelmeyeceği meçhul olan bir dünyevi istikbale yatırım yapıp duruyoruz. Bir çakıp sönen şimşek hükmünde olan şu dünya hayatına yatırım yapıp duruyoruz. Kime sorsan herkesin planı var. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım. Hep böyle 60-70 senelik dünyaya ait planlar. Ya biz ahirette ne yapacağız? Namazımız olmazsa kabirde, mahşerde, haşirde, sıratta ne yapacağız? Mizanı ne koyacağız? Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Günde 5 kere namazı terk ederek isyan eden adam Allah'tan nasıl cennet isteyecek? Nasıl imanını alıp da Allah'ın huzuruna gidebilecek? Nasıl imanlı ölecek? Günde 5 kere isyan eden adam nasıl imanlı ölecek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz dinin direğidir diye buyuruyor. Namazın dindeki yeri başın bedendeki yeridir diye buyuruyor. Ya namaz Kur'an'da en sarih emirdir. En çok namaz emredilir Kur'an'da. Ya bu kadar bir ibadeti bir insan böyle nefsine uyup terk ederse inanın bunun hesabını vermesi çok zor olur. Rabbim bunları tefekkür etmeyi hepimize nasip etsin. Anlamayı hepimize nasip etsin. Ya bir kaide vardır. Bakın bir eşya vazifesini yerine getirdiği nispetle değerlidir değil mi? Bir bardak suyu tutarsa değerlidir. Kırıldı mı çöpe atıyorsun. Yani bir lamba ortalığı aydınlatırsa değerlidir. Patlarsa çöpe atıyorsun. Yani vazifesini yerine getirmezse değer vermiyorsun. Ya insanın vazifesi ibadet. İbadetin hülasası namaz. Biz bu vazifeyi yerine getirdiğimiz nispette Allah'ın katında değerliyiz. Bu vazifeyi yerine getirmesek, dünyanın sultanı olsak kaç kuruş ederiz ya? Herkes diyor ümmet uyansın, ümmet uyansın, ümmet şöyle olsun. Ya sabah namazına uyanmayan ümmet hakikate nasıl uyansın? Allah'a her gün 5 kere isyan eden ümmet hakikatin penceresinden nasıl bakabilsin yani, değil mi? Rabbim hepimizi gafletten uyandırsın. Bakın gelin bu namaz hakikatini birbirimize hatırlatalım. Namazdan gafil olmayalım. Ya nefsimiz namaz kılmak istemediğinde soralım haşa. Daveti mi beğenmiyorsun? Davetçiyi mi beğenmiyorsun? Allah'ın sözüne mi itimat etmiyorsun haşa? Tehdidine mi değer vermiyorsun haşa? Peygamberin söylediklerine mi inanmıyorsun haşa? Hayır.
Bunların hepsine de inanıyorsun. Allah'ın vaadi haktır biliyorsun. Peki o zaman seni secdeye gitmekten alıkoyan ne? Ya bizim önümüzde uzun bir seferi imtihan var. Kabir var, mahşer var, haşir var, sırat var. Sadece sırat köprüsünden bazıları sürünerek geçecek, bazıları yıldırım gibi geçecek. O sürünerek geçenler binlerce senede geçecekler ya. Böyle dehşetli bir yol var önümüzde. Peki namazımız olmazsa biz ne yapacağız? Kabirde ışık olan, sırat köprüsü üzerinde burak olan, mizanda en ağır gelecek amel olan namazımız olmazsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu soruların hepsimize soralım. Bak her gün Cenab-ı Hak bizi huzuruna davet ediyor. Eğer biz o huzura çıkmazsak inanın dünya hayatında hep huzursuz oluruz. Huzur ancak Allah'ın huzurundadır. Oraya çıkmıyorsun. Akşama kadar şu sıkıntın var, şu derdin var, şu belan var, kalbim şöyle, işlerim rast gitmiyor, bereket yok. Sürekli yakınıp duruyorsun. Ya huzura çıkmayanın huzuru olur mu? Allah'ı tanımayanın huzuru olur mu? Allah'a her gün isyan edenin huzuru olur mu? Rabbim bunları anlamayı nasip etsin hepimize. Namazımızı kemaliyle kılmayı nasip etsin. Bak nefis şeytan seni kandırıyor. Şimdi nefsin, şeytanın seni kandırmasından kurtulmak için bu sohbet biter bitmez hemen bir abdest al. Önünde hangi namaz varsa kıl onu. Ey Rabbim beni huzuruna kabul et de. Bu lanetlenmiş şeytanın şerrinden beni kurtar de. Devamlı bana kötülüğü fısıldayan bu nefsin şerrinden beni kurtar de. At kendini secdeye. Ya bir Allah 24 saat veriyor, 1 saatinden namaz istiyor. 1 saat namaz kılıyorsun, ebedi cennet vaat ediyor. Ya bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun, sana ne veriyor dünya? Kölelikten başka sana ne vaat ediyor? Huzursuzluktan başka sana ne vaat ediyor bu dünya ki? Hep onun peşinden koşup duruyorsun. Ya çık Allah'ın huzuruna, dök dertlerini, senden istiyorum Allah'ım. Huzuruna geldim de koy alnını secdeye. Allah'tan iste, Allah'a yalvar, Allah'a ibadet et. Eğer sen Allah'ı tanıyıp Allah'a ibadet etmezsen gördüğün her şeyi ibadet etmek zorunda kalırsın. Allah'tan kemaliyle isteyemezsen herkesten istersin, herkese köle olursun, herkese dilenci olursun. Nasıl böyle bir asker komutanı tanımazsa o askeriyedeki bütün neferlere köle olur? Aynen öyle. Biz bu dünya askeriyesinden neferiz. Bu askerinin kumandanı azamı Rabbimiz. Ya onu tanımazsak her şeye dilencilik ediyoruz biz. Kullardan bir şey bekliyoruz, kullardan korkuyoruz, kullardan istiyoruz, kullara ibadet ediyoruz ya. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu dert başında vardır. Allah'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi kazanır? Onu kaybeden ne bulsa başına bela bulur. Değil mi? Onun huzuruna çıkmayan ancak bela bulur, ancak sıkıntı bulur. Kabirde azap bulur, cehennemde ebedi ateş bulur. Huzur Allah'ın huzurunda. Rabbim o huzura çıkmayı hepimize nasip etsin. Namazlarımızı kılmayı hepimize nasip etsin.